Chicago Sanat Enstitüsü'nün galerilerinden birinde Lily Martin Spencer tarafından yapılmış bir tabloya bakıyoruz. Şimdi Chicago Sanat Enstitüsü'nde olsak da bu özel tablo aslında Terra Amerikan Sanatı Vakfı'nın koleksiyonunda yer alıyor. Tablonun ismi Kırmızı, Beyaz ve Mavi'nin Evi. Bu tablo basit bir jarn resminden çok daha fazlası. Bu tablo sembolizmle dolu diyebiliriz. En alt köşede gerçek anlamda ikiye bölünmüş bir Amerikan bayrağı görüyoruz. Resim 1867 ila 1868 yılları arasında tamamlanmış. Yani iç savaştan hemen sonraki sıkıntı dolu yıllarda. Kırmızı ve beyaz şeritlerin zeminde bir araya geldiklerini görebilirsiniz. Üzeri yıldızlı mavi şeritte küçük bir bankın üzerinde duruyor. Ve bayrağın etrafı da bir sürü figürle çevrilmiş. Ancak gözlerimiz doğrudan buradaki kadın figürlerine kitleniyor. Özellikle de resmin merkezinde olan bu kadına. Altın bir ışıkla adeta parıldıyor. Bu sanatçı Lily Martin Spencer'ın otoportresi. Etrafındakiler de çocukları. Sanatçı beyaz, büyük kızı kırmızı ve küçük kızı ise mavi bir elbise giymiş. Bu da tablonun bir diğer sembolik tarafı diyebiliriz. Spencer bu tablo vasıtasıyla o dönemin Amerikası hakkında bir beyanda bulunmaya çalışıyor diyebiliriz. Yanındaki Laternacı ve genç kız muhtemelen bu grup için gösteri yapıyorlar. Laternacı muhtemelen İtalyan bir göçmen. Sağındaki kızıl saçlı kadın ise İrlandalı bir göçmene benziyor. Lily Martin Spencer da aslında göçmendi. Bence sanatçı bu tablosunda iç savaştan sonra Amerika'daki kadınlar ve göçmenlerin rolünü anlatmaya çalışmış. İç savaştaki şiddet ve yeniden yapılanma adlı dönemin başlaması, Amerikan tarihindeki en zorlu dönemlerden biriydi. Bu dönemde Afrika kökenli Amerikalıların ülkedeki yeni rolü ne olabilirdi? Ayrıca savaş süresince kadınların çoğu iş gücüne katkı sağladı ve savaşan ülke için kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Çoğu kadın Amerikan bayrakları, üniformalar ve şapkalar dikti. Ve bu kadınlar savaştan sonra evlerine döndüler ve ABD'nin bir nevi yeniden kurulmasına yaptıkları katkılar sebebiyle vatansever hissettiler. Tablonun birkaç farklı yerinde aslında bunun çok net bir örneğini görüyoruz. En alt kısımda bayrağın tam önünde sanki kullanılmayı bekleyen bir dikiş seti var benzer şekilde merkezdeki beyaz elbiseli kadın ve tam arkasındaki kırmızı elbiseli kızının orta parmaklarında dikiş yüksükleri var. Yani ülkenin eski haline dönmesi için gösterdikleri çabalar bizzat tabloda resmedilmiş. Kısacası kadınlar ev işleri türünden işler yaparak ülkenin yeniden yapılanması için önemli katkılarda bulunmuşlar. Sol tarafta bir nevi gölgede oturan koca figürü bu fikri daha da ileri bir noktaya taşıyor. Üniformaya benzer bir şey giymiş savaşa gidip yaralı bir şekilde geri döndüğünü düşünebiliriz çünkü arkasında koltuk değnekleri var. Sanatçının burada pek çok genç ve çevik erkeğin savaşa gidip yaralanmalarına, dolayısıyla ülkenin yeniden yapılanmasına katkı bile sağlayamayacak durumda geri gelmelerine atıfta bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu tablodaki muhteşem şeylerden biri de tüm kuşakların bir arada resmedilmesi. Bir yaşlı kadın, bir yaşlı erkek, çocuklarıyla resmedilmiş bir anne figürü var. Bu anne figürü sanatçının kendi Aynı zamanda bir de çocuk bakıcısı görüyoruz. Ülkeyi geleceğe taşıyan şeyin Amerikan ailesi olduğu fikrini aktaran Amerikan bayrağını da unutmamak gerek. İşte kadınların parçalanmış bir ülkeye katkıda bulunarak yeniden kuruluşuna nasıl yardım ettiklerinin muhteşem bir örneği. Lily Martin Spencer ressamlık eğitimi almamasına rağmen gözümüzün önünde usta bir şekilde çizilmiş bir tuval duruyor figürlerin piramit şekli oluşturduğu kompozisyon var ve gözlerimiz doğrudan ortadaki beyaz elbiseli kadınla buluşuyor. Figürlerin birbirleriyle ilişkisini takip etmek kolay. Sanatçının elbise ile önlüklerin kumaşlarını ve hatta ağaç ile arka planda gördüğümüz atmosferik perspektifi resmediş şekli aslında o dönemde erkek sanatçıların akademik okullarda öğrendikleri şeyler. Bu kadın sanatçı ise tüm bunları kendi kendine yapmış, okulda öğrenmemiş. Aslında kendisine hem New England'a gitme hem de yurt dışına gitme ve Washington Alston gibi sanatçılardan eğitim alma fırsatı sunulmuş. Ancak o teklifi reddetmiş ve Orta Batı'da kalmak istediğini söylemiş. Lily Martin Spencer'ın yedi çocuğu vardı. Bu sebeple çocukların huysuz, korkak veya utangaç halleri gibi ince noktaları resmedebiliyordu. Ve bu duygular tüm insanların hissettiği duygular. Dönemin genç Amerikan demokrasisi göz önünde bulundurulduğunda sanatı toplum için yapması oldukça önemli bir ideal. Satmayı umduğu bu esere aile hayatını entegre etmesi gerçekten güzel bir tablonun ortaya çıkmasını sağlamış. Sanatçının azminden de bahsetmek istiyorum. Oldukça genç bir yaşta ailesine ressam olmak istediğini açıklamış ve 13 çocuğa, bir evliliğe ve 19. yüzyılın ortasında tablolar için alıcı bulmanın zorluklarına rağmen bu hayaline sıkı sıkıya tutunmuş. Burada durup bu muhteşem kadının yaptığı tabloya bakmanın yarattığı his gerçekten tarif edilemez.